ikincisi olur. Filminize gelmek istiyorum. Hı-hı. Sinop'ta çekmiş olduğunuz. Boyabat'ta. Sinop Boyabat'taki çekimler nasıl geçmişti? Sizi zorlayan ne olmuştu sette? Ya nasipse olur da çok zorlandığım bir kısım yoktu. Şundan dolayı Barış Başar'la biz sette beraberdik. Hem oyuncusuydu hem senaristi olduğu için bizim sette senaryo ile ilgili veya ne derler ona sahneyle ilgili sıkıntılar olduğunda ben hemen senaristime yanıma soruyordum. Bak işte böyle böyle bir durum var. Bunu böyle böyle halledelim, halletmemiz lazım diyordum. O da aklına yatıyorsa okey diyordu ya da birazcık istişare ediyordu falan. O anlamda çok benim için elimi rahatlatan bir durumdu. Ondan sonra Şefik Başkan, Boyabat Belediye Başkanı çok yardımcı oldu. Yani belediye olarak ve Boyabat halkı olarak herkes bize çok yardımcı oldu. Yani evlerini açtılar, dükkanlarını açtılar, sokakları açtılar. Sessizlik dediğimiz zaman sessiz oldular. Hani devamlılık hareketleri yapıldığında durun dediğimiz zaman neredeyse bütün kasabalılar duruyordu. O anlamda keyifliydi. Vahdet Bey de yine iyi bir prodüksiyon örneği gösterdi. Yani ben aslında İstanbul dışında Anadolu'da böyle çekimler yapılma benim daha çok böyle hoşuma gidiyor. Çünkü insanları tepkileri İstanbul'dakilere göre biraz daha şey oluyor. Daha meraklı oluyor, daha yardımsever oluyor. Çünkü İstanbul o kadar doydu ki artık. Ve insanlar hatta bazen biz filmciler böyle yolları keseriz, şeyi kapatırız. Siz bizim özgürlüğümüzü kısıtlayamazsınız diye böyle isyan edecek kıvama geliyorlar. O yüzden böyle İstanbul dışı, şehir dışı işleri benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve yani ben çok böyle zorlanmadım. Şundan dolayı zorlanmadım. Algı'yla çok eski arkadaşlığım vardı Keşanlı'dan. İşte Burak'la Kurtlar Vadisi'nden. Diğer oyuncu arkadaşlarımla da zaten setlerde beraber olmuştum. Nur Sürer vardı. İşte Zeyno Hanım vardı. Onlarla beraber Nur Hanım'la mesela hiç çalışmamıştım. Yani yakın arkadaşlarımız vardı. Hani aile dostlarımız vardı. Ama sonra Nur Alba'yla sette öyle bir ilişkiye girdik ki o da keyif aldı, biz de keyif aldık. Hani asıl olan şey oyuncuyla yönetmenin senaryoyla beraber üçünün bir arada hikayeye dair veya şeye dair bir güven duyması, bir de birbirlerine empatik olmasıyla alakalı. Yani çektiğim işlerde en çok önem verdiğim şey şu diyor. Bir oyuncu kast yani oyuncu listesi hazırladığımda birbirleriyle anlaşabilecek yani çok böyle işte ne derler ona hem oyun anlamında birbirine pas verecek, birbirlerini besleyecek oyuncular bulmak hem de mümkünse üç aşağı beş yukarı aynı kafa yapısında olup böyle çok fazla böyle sette gerginliklere sebep olmayacak ekipler kurmayı seviyorum ben. Oyuncular bulmayı seviyorum. Daha da oyuncularla bir araya getirmeye çalışıyorum. Ya daha önceden bir filmde çalışmışlardır, bir iki filmde çalışmışlardır. Kendi özel hayatlarında dostlukları vardır. Ama bu şey anlamına gelmesin tabii. Yani hani hikayeye uymayan, uygun olmayan insanları seçmekten bahsetmiyorum. Hani o tipolojiyi kurduktan sonra ona yakın, onunla böyle çok rahat böyle iş birliği yapacak insanları seçmekten bahsediyorum. O zaman da ne oluyor? Yönetmen olarak sizin de işiniz kolaylaşıyor. Şey ne derler ona? Ego savaşlarına girmeyen insanlarla çalıştığınız zaman o zaman işiniz de daha rahat oluyor. Yani ben de çok fazla egolu bir adam değilimdir. Yani olabildiğince herkese önerilerini dinlerim, tekliflerini dinlerim. Hani finalde karar verici yine sizsiniz. Yani aklınız yetiyorsa yaparsınız, yapmazsınız o kısmı başka da. Hani sinema kolektif bir iş olduğu için o kolektifliğin içine herkesi katmaya çalışıyorum ben yani. Thank you.